Evet. Pirimden oldum irşat, pirimle geldi vuslat. Aslımı da bulunca la ilahe illallah. Pir demek, mürşid-i kamil demektir. Pirimizden olduk irşat. Zaten Müslümümüz bizi irşat ediyor. Yoksa bizim bir şey bildiğimiz yok. O pir masarından Cenab-ı Allah bizleri irşat etti. İrşat olduk. Pirimizden olduk irşat. Pirimle geldi vuslat. Bizim vuslatımızın ne olduğunu da bilmiyorduk biz. Halbuki vuslat neredenmiş? Vuslat demek bir yerden bir yere gitmeye denir. Bir yerden aşağılardan yukarıya doğru çıkmaya vuslat denir. Biz sümmeredetne esfeli safilin olan aşağıların aşağısından yani dünya yüzünden yola çıktık. Nereye çıktık? Aliliğine doğru yüceliyoruz. Yani Hakk'ın varlığına doğru yol aldık. Yoksa yalnız ibadet ve taat yapmak İslamiyet değildir. Bir yerden geldik, bir yere doğru yolculuğumuz var. Devam ediyoruz. Çünkü bu aleme gelirken biz baba sülbü, anne sülbü ve dünya madde olan fiziksel bedenimizle bu alemleri geçirdik. Sonra melekut alemi, ceberrut alemi ve lahut alemi de üç alem daha geçeceğiz. Bu üç alemler ise latiftir. Üç alem kesif, yani madde alemi, fiziksel alemiydi. Bu alemleri geçirdik. Bu alemden sonra öldüğümüz zaman ki bedene ölüm vardır, ruha ölüm yoktur. Ruh yoluna devam ediyor. Nereye gidiyor? Melekut alemine gidiyor. Melekut aleminden ceberrut alemine gidiyor. Ceberrut aleminden de lahut alemine gidiyor. Peki melekut alemi nedir? Ceberrut alemi nedir? Lahut alemi nedir? Melekut alemi Cenab-ı Allah'ın kesafet dediğimiz bu madde varlıklar bittikten sonra latafetleşmesine denir. Bir buz düşünün. Buz taş gibidir. Eritirseniz su olur. Biraz daha kaynatırsanız bahar olur göremezsiniz. İşte bahar olarak buhar olup göremediğiniz gibi hale dönüşmüştür. İnsan da hoş iki maddeden meydana gelmiştir. Biri et ve kemikten, bir de ruhtan meydana gelmiştir. Et ve kemikten meydana gelen bu varlığımız bizim fiziksel yönümüzdür. Yani madde yönümüzdür. Ama ruh yönümüz de latiftir. O görülmez ve bilinmez. Neyle görülmez, bilinmez? Dediğim gibi kesafet yönüyle. Madde yönüyle görülmez, bilinmez. Ama letafet yönünden kesif yolun görülür. Nasıl görülür? Ben size sorayım. Siz babanın sülbünde halinizi gördünüz mü? Gördük. Bir damla suydunuz. Yok, görülüyor. Peki, anne sülbünüzdeyken sizi gördük mü? Gene dünya alemindeyken, bak madde alemindeyken, anne rahmindeyken cennin ne şekilde olduğunu filmlerde, televizyonlarda da görüyoruz. Peki dünyadaki olan halinizi gördünüz mü? İşte görüyoruz. Vücudumuzun 60 kilo mu, 80 kilo mu, kaç kilo olduğu ayan beyan görünüyor. Bu madde alemindeki olan vücutlarımızın halidir. Bu alemden sonra madde alemi bitti. Artık unsuriyet vücudumuz yok. Letafet vücut var. Ruhumuzun melekut aleminde, vahdaniyet aleminde Cenab-ı Allah'ın bir latif vücudu var. Orada Allah'ın elbisesini giyeriz. Ama Allah'ın elbisesi bu madde elbise değildir. Latif bir elbisedir. O alemde istediğimiz yerde, istediğimiz gibi ahref için, alim işi, arifler için, bu zevke sahip olanlar için bununla imkanı vardır. Ruhlar istedikleri gibi istedikleri yere giderler ve gelebilirler bu alemde. Bu bir letafet alemidir. Biz buraya berzak da diyebiliriz. Buraya biz ruhlar alemi de diyebilirsiniz. Bu melekut alemidir burası. Bu alemden sonra belirli bir yaşam, belirli bir zamandan sonra o ceberrut alemine intikal eder. Ceberrut alemi nedir? Oranın elbisesi ise Muhammed'i elbisesiyle elbiselenmektir. Ceberrut aleminde aynı bizim
zahir olan bu vücudumuz gibi vücutlarımız vardır. Herkes burada hesap kitap verir. Cenneti, cehennemi, hesabı, kitabı bu alemde verir. Melekut aleminde hesap kitap verilmez. Demek ki ölünce hesap kitap yok. Yani sizin bu et ve kemikten meydana gelmiş olan cismaniyeniz ruhunuzdan ayrıldığı zaman o ruhaniyet yönünüz melekut alemine gidiyordu. Orada hesap kitap yok. Orada ne var? Orada bütün hayatınız boyunca yaşadığınız bütün iyiliklerin ve kötülüklerin dosyalanması var. Nerede bulunduysanız, bu vücudu nerede, camide mi kullandınız yoksa kötü yerlerde mi kullandınız? Bunların filmlerinin dosyalanması var. Ansiklopediler, şeyler, Hristler, kütüphane doluyor. Ondan sonra Cebrut alemine geçildiği zaman hesap kitap var. Sorgu sual var. Cennet, cehennem var. İşte aynen bunun gibi ama bu varlıklar aynı varlık, yalnız kesafet vücutları yok. Muhammed elbisesiyle o varlıklar var. Latif varlığın latif elbisesi var. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gider. Yani cennet ehli nasıl cennete gider, cehennem ehli nasıl cehenneme gider? Dünyadayken siz, dünyadayken demek de kastım, bu bedenle beraberken, burada yaşarken, siz %30 iyilikler yaptınız. %70 de kötülükler içerisinde bulundunuz. Cebarut alemine geldiğiniz zaman Cenab-ı Allah o %70'in içerisinden %30'u çıkarır. Hesap var. Hassas terazi var. Tartıyor. %70 kötülük, %30 iyilik var. %30 iyiliği, %70 kötülükten çıkarıldığı zaman ne kalır? %40 kalır. %40 cehenneme gidersin. Diğer bir tabirle, sizin %70 iyiliğiniz vardı. Ama beşeriyet gereğiniz, sizin %30'da kötülükleriniz oldu. Bu sefer gene 70'ten 30'u çıkardığınız zaman %40 kalır. O %40 ise iyilik olduğu için cennete gidersiniz. Ahirette cehennemden cennete geçmek, cennetten cehenneme geçme yok. Dünyada var. Nasıl var? Dünyada 50 yaşına kadar dalalet içerisindesiniz, sapıklık içerisindesiniz. Allah'tan, peygamberden haberiniz yok. Ama 50 yaşında Cenab-ı Allah bir hidayet etti. Ondan sonra tövbe ettiniz, bir müşti kamile geldiniz ve o müşti kamilin şahitliğiyle beraber bütün iyilikle kötülüklerinizi iyiliğe tebdil ettiniz. Gördünüz mü? 50 yaşına kadar her türlü kötülüğü yapmışken o müddet içerisinde zaten cehennemdeydiniz. Hak ve hakikaten uzak oluşunuzla, hiçbir idraka vakıf olmayışınızla Cenab-ı Hak'tan uzak kalışınız, hem cehaletiniz hem uzak kalışınız sizin cehenneminizdi. Şimdi ise idrak ettiniz, tövbe ettiniz, Cenab-ı Hak'ın lütfuna mazhar oldunuz. O andan itibaren mümkün mertebe haram işlememeye özen gösterdiniz. Kötülük yapmamaya özen gösterdiniz. Artık o kişi hep ne yaptı dünyadayken cennettedir. Bu müddet içerisinde kamile geldi, zikrinde bulundu, ibadet ve taatında bulundu. Ama beşeriyet gereği de yine 15-20 tane, %15, %20 tane de hata yaptı. Beşerdir. Allah da onları hem hataları affetmekten hem de kaç yüz olan iyiliğin içerisinden 15 tanesini çıkarırsa ne kalır? 85 kalır. 85 cennetine gider. Ne? %100 olan cennete gitmez de %85 olan cennete gider. Ama cennetliktir. Cennet ve cehennem hali de böyledir. İşte Cebrut aleminde bu hesapların, kitapların, bu nizamın kurulması, hassas terazinin bulunuşu bu alemdedir. Bu alemde cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiğinde, yani şu anda daha yapıyor bunu, yaptıktan sonra
latif olan üçüncü bir aleme, hem kesif hem latif olan altıncı aleme geçiyor. Yani dünyada üç devre geçirdik, üç alem geçirdik, ahirette de üç alem geçiriyoruz. Üçüncü alem ise lahut alemidir. Orası lahut aleminde artık zaten cennetlik cennette, cehennemlik cehennemde. Orada her ikisinin de idrakı ile beraber kişi sonsuz bir yaşantı içerisinde devreder. Okyanusa suların katıldığı zaman okyanusa girenler, deseniz ki siz hangi ırmağın, hangi nehrin ırmağı şeysiniz, suyusunuz veya hangi ırmağın suyusunuz deseniz, o deryanın içerisindeki su, ben Sakarya ırmağının, ben Dişle ırmağının suyu diyemez. Demesi de mümkün değildir. İşte böylece biz galu inna lillah ve inna ileyhi raciun ayet-i kerimesi gereğince deryaya kapılmış olmuş oluruz. Her şeyin aslına dönmüş, rücu etmiş olur. Aslımız o idi, tekrar huya dönüş yaptık. Onun için bu vuslatı bize kim yaptırdı? Pirimiz yaptırdı. Yani müştümüz yaptırdı. Pire ülfetten garaz bizim bu vuslatı almaktır. Bu vuslatı bu hak vakada idrak etmektir. Kendimizdeki olan hak vakı idrak etmektir. Yolculuk bir yerden bir yere değil. Mıstık yolculuğu diyoruz biz buna. Mıstık yolculuğu senden sanadır sefer. Senden sanadır vuslat. Bunun idrakına varmak. Evet. Devam et. Melamidir yolumuz. Ölmeden evvel ölürüz. Hak cemalin görürüz. La ilahe illallah. Melami ne demektir? Melami kendi varlığını Cenab-ı Hakk'ın varlığında yok etmek demektir. Şu halde bizim yolumuz fena fillah olma yoludur. Bizim yolumuz bizim varlığımızın olmadığını, bu alemde ve kendimizin hiç varlığı olmadığı için Hakk'ın varlığını açığa çıkarmak yoludur. Ve hakikaten melamidir yolumuz. Ölmeden evvel ona ölme denir işte. Melami kendi varlığını Hakk'ın varlığında yok etmesi için o pire tabi olur. O pir de ona zikirle zikri verir. Tevhid-i efalde tevhid-i efali telkin eder. Tevhid-i sıfat ve tevhid-i zatlarla bunların zikirlerine, fikirlerine devam ederse, rabıta ve şuhutları kullanırsa, o zaman kişinin tamamen temizlenmesi, kendine nispet ettiği varlığın kalmaması zuhur eder. Ama biz ölmeden evvel ölenlerdeniz deriz. Çünkü kişi rabıtayı kullanmazsa buna sahip olamaz. Rabıta nedir? Rabıta bağ demektir. Neyin bağıdır? Kişinin idrakında, kişinin şuhudunda, kişinin bakış ve görüşündeki olan niyet demektir. İşte o da nedir? Bir efal saliki ise la fale illallah. Fiillerin faalini Allah'a vererek her nereden tecelli ederse etsin, İyilik fiilleri de olsa, kötülük fiilleri de olsa hep Cenab-ı Hakk'ın fiilidir diyebilmelidir. Ama kötü fiil Allah'ın mıdır? Haşa, değildir. O istatlı olan o mazharın bir icraatıdır. O zaman o kişiyi orada kullanıyor. Onun için biz ondan da üç adım geride dururuz. Fiillerin faali Allah'tır ama fiillerin cibilliyeti Allah'ın değildir. Cibilliyeti kişinin kendi nefsinin istek ve arzusudur. Onun için ayet-i kerimede ne diyor? Sizden iyi bir şey zuhur ederse onu haktan, sizden kötü bir şey zuhur ederse onu nefsinizden biliniz diyor. O bakımdan biz de o pirden vuslat alırız ve aslımız olan melamiliği de, yani ölmeden evvel ölmeyi de orada tadarız. Ondan sonra ne diyordu? Ahmet daim yok imiş,
Olan gören hak imiş. Aşk ile zuhur etmiş. La ilahe illallah. Tabii o pirin vuslatında ve tahsilinde bir kişi fena fillah olursa, yani ölmezden evvel ölürse, o zaman anlar ki kendi varlığı yokmuş, bütün varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıymış, gören, bilen, duyan hep oymuş. Olduğunun idrakine varır. Onu diyor.